Esenlikler arkadaşlar. Aslında bu video, yani İskitlerin Türk olup olmadığı videosunun yazımını neredeyse 1,5 ay önce filan bitirdim. Ancak daha yeni kayda geçirebiliyorum. 1,5 ay kadar önce Netflix'te bir yapım seyrettim. Old Guard. Charles Theron'un oynadığı bir filmdi. Büyük bir ihtimal siz de izlemişsinizdir. Biraz spoiler vereceğim bu filmle ilgili. Özellikle oradaki baş karakterin, yani Charles Theron'un oynadığı Andy karakterinin Türkiye'nin güneydoğu tarafından, yani büyük ihtimalle Antep'ten gelen, içinde nar ve Antep fıstığı olan baklavayı yemesi ve bunu da çok beğeniyor olması tek kelimeyle Türk izleyicisinin kalbini çalmıştır diyebiliriz. Bir Netflix yapımı olduğu için belki Netflix Türkiye'den iyi para kazanıyor. Bu tür filmlere, bu tür yapımlara acaba önem mi veriyor? Bu tür senaryolarda bu tür şeyler mi ekliyor diyebilirsiniz. Ama benim gördüğüm güzel tarafı şu. Baklavayı Türklerle değil başka milletlerle anmaya azim gösteren bazı batılılara karşı Netflix'te verilmiş olan bu cevap, yani baklavanın iyisi Türkiye'dedir cevabı. Derler ya, hani cuk oturmuş. Çünkü hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Baklavayı da en iyi biz yaparız yani. Neyse, mevzumuz bu değil. Asıl mevzu filmin kahramanı olan Andy karakterinin İskitli Andromache olarak adlandırılmasıdır. Andromache ismi belki aklınıza gelebilir. Çünkü bu isim bize Truva Savaşları'nda gözükmektedir. İlk olarak orada görüyoruz. Çünkü Truvalı Hector'un dul kalan karısının adı Andromache'dir. Çok acıklı bir öyküsü vardır Andromache'nin, daha sonra Truva'nın işgal edilmesinden sonraki öyküsü çok acıklıdır. Oğlu ölmüştür vesaire gibi birçok acıklı konu var. Ama tabii ki bu burada size onları anlatacak değilim. Ancak filmdeki Andy karakteri bir Truvalı değil, bir İskit kadını ve İskit kadın savaşçısını tek kelimeyle resmetmektir. Bu nedenle size biraz İskitler ve Türkler hakkında bilgi vermek ve kültürünü anlatmak istedim. Dedim ki yani madem böyle bir film yapılmış, bize bunu anlatalım dedim. Yazdım, 1,5 ay sonra şimdi kaydını yapabiliyorum. Biraz geç kaldı diyebilirsiniz. İlk olarak şunu belirtmeliyim ki özellikle Türk tarihi üzerinden birçok tarihi videolarımız devam edecek. Yani Türkler nasıl Müslüman olduğundan tutun da Türk tarihiyle ilgili birçok konuyu anlatacağız arkadaşlar. Bu kanalda, yani Uçaktaki Ateist kanalında tarih videolarıyla ilgili videolarda daha fazla olmaya başlayacak ve kırılma noktalarını, tarihin kırılma noktalarını tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız bu İskitler Türk mü vesaire mi konusunu anlatmaya geçelim, ama öncelikle kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız hem bizim için, hem tarihimiz açısından, hem de kanalımız açısından çok çok iyi olur ve çok çok seviniriz. Ayrıca eğer yapabiliyorsanız, kanalımıza destek olursanız, yani bize en azından bir çay ısmarlayacak kadar destek olursanız bu da bizim kanalımızın devamlılığını sağlamak ve sizlere daha çok konu hakkında, daha çok videolar yapabilme hakkında destek vermeniz konusunda büyük yardımlar olacaktır. Bize de çok büyük katkılarınız olacaktır. Eğer hazırsanız hemen önce introya geçelim, sonra da videomuza başlayalım. Günümüz internet kullanıcısının yaptığı gibi yapıp siz de önce gidip Wikipedia'ya "ya bu İskitler nedir" diye yazıp bakarsanız, orada İskitlerin Doğu İran kökenli halklardan biri olduğunu göreceksiniz. Ancak burada yazan bilgilerin kaynak kullanımları ve tarafsızlığı her zaman tartışmalıdır arkadaşlar. Çünkü burada bir heyet yok, bir kurul yok ve bu kurul bunları yazmıyor. Bunu herkes yazabiliyor. Eline kaynak olduğunu söyleyen herkes yazabilir. Kaldı ki İskit halkının yaşayış tarzını, ki birazdan anlatacağım, Türk kültürüne olan benzerliği de yabana atılacak bir durum değildir. Ama bunu bu tür yerlerde göremeyebilirsiniz. Bu nedenle çeşitli kaynaklarda İskitlerin nasıl adlandırıldıkları ve İskitler Türk müydü konusu bence çok aydınlatıcı bir konudur arkadaşlar. Rus tarihçi olan Boris Nikolayevich Grakov kendi İskitler kitabında, hatta kitabın 16. sayfasında İskitlerle ilgili İlyada destanına atıfta bulunarak şöyle söylüyor. İlyada
onlardan kısrak sağan ve süt içen dürüst insanlar olarak söz eder. Kısrak sağmak ve sağılan kısrağın sütünü içmek bildiğiniz üzere bir Orta Asya, hatta bir Orta Asya Türk geleneğidir. Bunu da altını çizerek belirteyim. Büyük bir ihtimalle İskitler Türk müydü konusunda bir başka videomuz daha olacak. Bu da anlatacaklarım dışında ve Grakow'un eserindeki birçok kaynaktan da burada bahsedeceğim. O ikinci bir sonraki yapacağımız videoda İskitleri incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü İskitler bizim Türk tarihinin belki de en eski medeniyetlerinden bir tanesi. Özellikle Tomris Hatun İskitlerle anılan ilk kadın hükümdar olduğunu düşünürseniz. Eğer şeye gelirseniz hani... Konuya İskitlerin tarihi konusuna gelirseniz yani İskitler Türk müydü konusuna gelirsek işe şöyle başlamamız gerekebilir. Milattan önce 800 yılları civarında Çinlerin Hyongnu dedikleri Hun kavimlerinin oluşan gruplar yaşanan kuraklık nedeniyle Çin'in doğu kıyılarından kuzeybatı kıyılarına göç başlattıkları için ve bu göç neticesinde bazı İskitler batıya bazı kavimler daha doğrusu doğu batı ekseninde sıkıştıkları için bu süreçte o topraklarda yer alan İskitler de doğudan batıya bir yayılma izleyerek Hazar Denizi'nin güneyinden Güney Rusya kıyılarına kadar gelmişlerdir ve burada Kimmerler denilen bir kavme komşu olmuşlardır. Bu verinin doğruluğu konusunda ilk karşımıza çıkan kaynak ünlü tarihçi bildiğiniz üzere Herodot'tur ve bu veri Herodot'tan gelmektedir. Milattan önce 4. yüzyılda Güney Rusya topraklarında gezen ünlü tarihçi Herodot'un İskitlerden söz etmesi İskitlerin o bölgeye kadar geldiğini net olarak göstermektedir. Nitekim Herodot'un bilgileri yapılan antik kazılarla da desteklenmektedir. Güney Rusya bozkırlarında yapılan antik kazılarda İskit gömülerine ve kurganlarına rastlanmıştır ki buradaki kurgan kelimesinin bir böyle bir parantez içine alarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kimmerlerin Doğu Anadolu bölgesinde hüküm süren Urartu topraklarına doğru Kafkasya üzerinden başlattıkları akınlarında etkisiyle Urartular zayıflamışlar ve İskitlerin Kimmerleri takip ederek Doğu Anadolu'ya girmesi kaçınılmaz olarak Urartuların siyasi yaşamını sonlandırmıştır arkadaşlar. Van Toprak Kale'de ele geçirilen ve bugün nedense Almanya'daki Pergamon Müzesi'nde bulunan bu nedenseyi soru işaretiyle veriyorum. Kıl tabletler bu olayları anlatmaktır. Ha, bir arada şöyle bir şey söyleyeyim. Uluslararası bir kanun vardır arkadaşlar. Bir tarihi eser hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunduysa o ülkede kalır. Ama bizim nedense Van'da bulunan kıl tabletlerimiz Almanya'daki Pergamon Müzesi'nde. Ne hikmetse, kim verdiyse artık, değil mi? Bunu da araştırın arkadaşlar, kim verdiğini biliyoruz da siz araştırın. Neyse, ben bir şey demeyeyim. Daha sonralarında İskitlerin Metler ve akabinde gelen Perslerle olan ilişkileri bölgedeki egemenliklerine son vermiştir ve İskitlerin egemenlikleri bu Met ve Pers baskınlarına sonra bitmiştir. Şimdi bu kısa İskit tarihini aslında size bilgi vermek için anlattım. Yani bu siyasi tarihinden bahsediyorum çünkü. Asıl benim anlatmak istediğim İskitlerin kültürel ve askeri yapılarıdır. İskitlerin askeri yapıları göçebe hayatlarına dayanmaktadır. Tıpkı Türkler gibi onlar da özellikle at üstünde giden bir hani hayvancılıkla çok fazla ulaşan göçebe toplumlardır arkadaşlar. Herodot kitabında İskitlerin askeri güçlerini ve yapılarını aynen şöyle belirtmektedir. Kendilerine saldıran hiç kimse onların ellerinden kurtulamaz ve kendileri istemedikleri sürece kimse onları bulup bastıramaz. Öyle insanlardır ki ne kendileri vardır ne kaleleri, hepsi de atlıdır ve ok atarak savaşırlar. Evlerini peşlerinde taşırlar. Zira ekip biçerek değil hayvancılıkla geçirirler. Evleri arabalarıdır. Böyle insanlar indirebilir, ele düşürülebilir mi? Demiştir ünlü tarihçi Herodot kitabında. Size şu dipnot olabilecek bilgi de vereyim ki İskitler arkadaşlar tarihte eğer kullanarak ata binen ilk topluluklardır. Yani eğerin mucididirler. Atlı ve piyade birliklerden oluşan ve ordu millet anlayışı güttükleri için kadın ve erkek savaşçılara sahip İskit ordusu manevra kabiliyeti oldukça yüksek bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği Perslerle yapacağı savaşta İskit ordusuna mükemmel bir avantaj sağlayacaktır ve sağlamıştır da.
Pers İmparatoru Darius'un İskitya'ya akınlar düzenleyip bölgeyi ele geçirmek istediği sırada İskitler vurkaç taktiği yaparak bütün ülke topraklarında Pers ordusunu peşine takarak sürüklemiştir. Pers İmparatoru Darius'un bu duruma öfkelenmesi ve kelimenin tam anlamıyla kaçacağınıza karşıma çıkın savaşın itirazlarına İskitler şu şekilde cevap vermişlerdir. Ey İranlı, işte benim kanaatim. Beni hiç kimse ne korkutabilir ne de önünden kaçmaya zorlayabilir. Senden de kaçtığımı şimdiye kadar yapmış olduğum şey Paris zamanında da her zaman yaptığım şeydir. Neden hemen savaşa girmiyorum? Onu da sana açıklayayım. Bizim de kentimiz var, ne de bir tepkilik bir ağacımız ki elden gitmesin ya da yıkılmasın diye korkup savaşa girelim. Ama siz eğer yine de savaşmak istiyorsanız bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun, onlara el kaldırın, o zaman görürsünüz mezarlarımız için dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Ama daha önce ve keyfimiz istemediği sürece sizinle savaşmayacağız. Bu konuda bu kadar. Efendinin konusuna gelince, ben yalnız iki efendi tanıyorum. Atam Zeus ve İskitlerin kraliçesi Hestia. Ve bir de haraç olarak istediğin ekmek ve su yerine sana layık olduğun şeyleri göndereceğim. Madem ki kendini benim efendim sanıyorsun, senin bu palavralarına cevap olarak ağla diyorum sana. İskitler ne kent arkadaşa ne de dikili ağaç ne de geride bırakmaya değer hiçbir şey bırakmadıkları için yenilmez olarak gözükmektedirler. Bir kaleleri veya yerleşim yerleri olmadığı için kuşatılamaz veya meydan savaşına çekilemezler. Ancak yine de böyle bir halkın bile geride bıraktığı kurganlar yani mezarlar vardır ve İskitlere ancak mezarları yıkarak zarar verilebilir ki bu da hiçbir düşman ordusunun işine yarayacak bir şey değildir. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Ne kadar göçebe olursanız olun, eğer bir bölgede bir dönem bulunmuşsanız geriye arkeolojik kanıtlar bırakırsınız. Bunu her millet, her topluluk ve her dönem için söyleyebiliriz. İskitler hakkında da bize en çok bilgi verenler kurganlardır. Az önce konu başlığında parantez içinde de belirttim bunu. Asya İskit kurganları ile Avrupa İskit kurganları arasındaki benzerlikler ve kronolojik karşılaştırmalar İskit tarihine çok net ışık tutmaktadır. Korugan kelimesinden türetilmiş ve ölüleri koruyan manasında kullanılan kurganlar Orta Asya'da çıkmış ve İskitler vasıtasıyla Avrupa'ya kadar yayılmışlardır. İskitlerde de kurganlara ölen kişinin atı veya eşyaları gömülmektedir. Asya'da özellikle Altay bölgesinde sıklıkla görülen İskit kurganları yapı olarak, malzeme olarak arkeologlara veya tarihçilere çok net kaynaklar sunmaktadır. Bu durum bize İskitlerin ne kadar Türk olabileceği konusunda da bilgi vermektedir. Benzer kültürlere göre ölülerini gömen Hun, Köktürk gibi Türk kavimleriyle İskitler arasındaki bu benzerlikler İskitlerin Türk kökenlerine de ışık tutmaktadır. İskitlerin dini inanışları özellikle Yunan panteonundan oldukça etkilenmiştir diyebiliriz. Ancak Zeus, Apollon gibi Yunan tanrılara kendi inanç sistemlerine uygun bir şekilde tapınmışlardır. Tabii bu durumda özellikle Herodot'un İskit tanrılarını kendi tanrılarına benzetmiş olması da muhtemel ya da kaynaklı da olabilir. Sonuç olarak arkadaşlar, geniş bir coğrafyadaki panteonlar bile birbirlerine anlam ve ibadet açısından aslında benzemektedirler. Örneğin Hitit fırtına tanrıçasının Yunan kültüründe erkekleşmesi ve Zeus olması gibi panteonların benzerliklerini görebilirsiniz. Yani bu benzerliklerin ortaya atılması sadece tanrısal benzerliklerden kaynaklı olabilir. İskitlerin aslında hangi kültürün temsilcileri olduğu konusunda da 3 farklı görüş vardır. Ancak bu görüşlerden Slav olduklarına dair görüşün neredeyse hiçbir müspet kanıtı yoktur. Herodot da dahil hiçbir kaynak veya arkeolojik kazıda Slavlığı temsil edebilecek bir kanıta rastlanmamıştır. İkinci olarak İskitlerin kökeni konusunda ikinci iddiada İskitlerin İrani bir halk olmasıdır ki birçok tarihçi ve bilim insanı tarafından bu belirtilmektedir. Bunun temellendirilmesi her ne kadar Persler üzerinden yapılıyor olsa da tersi bir görüş olarak bilim insanların büyük bir çoğunluğu İskitlerin Orta Asya kökenli atlı Bozkır kavmi olduklarını yani Türk, Tatar ve Moğol kökenli olduklarını dile getirmektedir. Tabi bu görüş kendi içinde ayrılsa da Türk mü Moğol mu vesaire mi diye sonuçta Orta Asya kökenleri reddedilemeyecek kanıtlarla ispatlanabilmektedir. İskitlerin özellikle tanrı isimlerinde kullandıkları kelimelerin Türkçe kökenlerle tanımlanabiliyor olması da ayrı bir Türk menşei kanıtıdır. Örneğin, örnek verirsek İskit yıldırım tanrısının adının Papay olması
bu kelimeyi ata veya yüce anlamına da gelebilecek olan baba kelimesiyle açıklamak mümkündür. Nitekim değil mi? Papa, baba, bu tür kelimelerin etimolojik karşılıklarına bakarsanız İskit'in yıldırım tanrısının adının da Papay olması, bunun baba kelimesinden türemiş ya da baba kelimesinin Papay kelimesinden türemiş olması ihtimalini bizim aklımıza getirmektedir. Herodot yıldırım tanrısını kendi panteonundan yer alan Zeus ile özdeşleştirmiştir. Bu nedenle İskit'in yıldırım tanrısına Herodot Zeyt demiştir, Zeus demiştir. Yani yukarıda okuduğum anında hatırlarsanız şöyle söylüyordu. Benim iki atam var, iki efendim var, iki efendi tanıyorum. Atam Zeus ve İskitlerin kraliçesi Hestia. Aslında burada söylenen atam Papay'dır, Zeus değil. Ama yıldırım tanrısı Papay'ın Herodot tarafından yazılmış hali tabii ki Zeus oluyor. Çünkü Herodot'a göre yıldırım tanrısı Zeus'tur arkadaşlar. Bu da Mustafa Kemal'in tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir cümlesini aklıma getirmiyor değil aslında. Her ne kadar İskit kelimelerinin İranî kökenleri olduğu gösterilmiş olsa da aynı kelimelerin Türk ve Moğol köken benzerlikleri de çok fazladır. Çünkü İranî diyen birçok bilim adamı İskit'teki kullanılan kelimelerin yani Fars kökenlerini, Hint-Avrupa dil grubundaki kökenlerini ortaya atmışlardır ama aynı kelimelerin Türk, Moğol ve Moğol kökenleri de vardır. Örneğin bir İskit tanrı ismi olan Targitay kelimesinin İranî kökenleri olsa da aynı kelime Moğol ve Türklerde çok daha yaygın ve türemiş olarak kullanılmaktadır. Targutay, Cengiz Han'ın düşmanı olan Targut kelimesiyle bağdaşmaktadır. Nitekim aynı kelimeyle benzeş Toğrul ismi, ki ileride Tuğrul da olacaktır, buna örnek gösterilebilir. Yani Targitay tanrı isminin Moğol'da Moğol kökenli olarak kullanıldığı ve Moğol'da mesela Cengiz Han'ın düşmanı olan Torgut'a, yani Targutay'dan Torhut kelimesine kadar geldiği yani geriye götürülebildiği ve aynı şekilde o Torgut kelimesinin daha sonra Toğrul ve Tuğrul olarak da bildiğiniz üzere Selçuklu İmparatorluğu'nun imparatorlarından birisinin adı Tuğrul, oraya kadar geldiğinde örnek olarak gösterebiliriz. Niye? Yine nitekim Hazarların kendilerine Tokaram, Tokaram demeleri de Targitay kelime kökenli olan Tark, yani Tar kelimesinden türemiştir ki nitekim Sibirya Türklerinde de boğa veya yak gibi vahşi ve güçlü hayvanlara Tur veya Tor denilmektedir. Ve bu Tur ve Tor Tokaram kelimesiyle benzeşmesi yine İskit tanrı ismi olan Targitay'a kadar gidebilir. Ayrıca İskitlerin efsane ve destanlarında Türklerle olan benzerlikleri de bize çok çarpıcı bilgiler vermektedir arkadaşlar. Örneğin Herodot İskitlerle ilgili efsaneler anlattığında kim Herakles'in bıraktığı yayını çekebilirse doğduğu topraklarda kalabilecektir denilmektedir. Ve bunun bir İskit destanı olduğunu söylemektedir Herodot. Benzer bir destan Alpamış destanında da vardır. Memleketini terk edip sonra geri dönen Alpamış kendisi olduğunu ispatlamak için atalarından kalan yayı çekmek zorunda kalmıştır. Bu geri dönüşte bir şeyi ispatlama durumu Türklerde yay iken Batı'da bildiğiniz gibi kılıca dönüşmüştür. Kral Arthur efsanesini hatırlayabilirsiniz. Türklerde vardır. Geri dönen kişi kendisinin işte kralın oğlu olduğunu ya da kralın akrabası olduğunu ya da kralın kendisi olduğunu ya da tanrının kendisi olduğunu ispatlayabilmek adına ya da tanrının oğlu olduğunu ispatlayabilmek adına bir güç gösterisi gibi bir efsanevi bir şey yapar. Yani mesela yayı çeker, işte efsanevi bir yayı çeker. Yani kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmak, bir güç gösterisi yapmak, kendini ispat etmek. İşte kayaya batmış kılıcı çekmek, değil mi? Yani Kral Arthur efsanesi de bunlar bir efsane tabii ki. Yani sonuçta gerçeklikleri şüpheli. Kral Arthur efsanesi gibi. Türklerde bildiğiniz gibi bir Alpamış destanı var ve Alpamış destanında da Alpamış memleketine geri döndüğü zaman ya ben geri dönen Alpamış'ım diye kendisini ispatlamak için atalarından kalan yayı çekiyor. Çünkü o yayı ancak o ataların torunları çekebilir hesabında. Nitekim Herodot da Herakles'in bıraktığı yayı çekebilen dosdoğru bu topraklarda kalabilecektir efsanesini anlatır. Yani İskitler'de böyle bir geri dönüş hikayesi vardır. İskitlerin sadece göçebe yaşamları değil, soğuğa karşı Orta Asya'dan getirdikleri keçe üzerine yapılmış efsanevi çadırları da İskitlerin Türk olmalarına dair güzel örneklerdendir. Arapların Türk çadırı dedikleri ve İranî dillerde bile Türkçe geçen çadır kültürünü benimsemiş olan İskitlerin yaşayış tarzlarının da Türklerle olan benzerlikleri göstermektedir. Çünkü İranî dillerde bile çadır çadırdır arkadaşlar. Ve çadır Türk çadırıdır. Araplar da çadıra Türk çadır derler. Ve İskitlerin de en önemli özelliklerinden birisi
keçe üzerine yapılmış olan efsanevi çadırlarıdır. Sonuç olarak eldeki kanıtlarla Orta Asya'dan geldikleri belli olan ve yaşayışları, dilleri, kültürleri, efsaneleriyle Türklere çok fazla benzeyen İskitlerin Türk olduklarını veya akraba olduklarını iletmek gerçek dışı bir söylem değildir. İrani benzerliklerinden çok Bozkurt kökenli olmaları da buna güzel bir örnektir. Askeri hayatlarını süvari sistemlerine göre kuran, iyi ok ve yay kullanabilen, atı bireysel bir silah haline getiren, hayvancılıkla uğraşıp göçebe bir hayat yaşayan İskitler, Orta Asya Türklerinin 2500-3000 sene kadar önce Avrupa'ya gelmiş halleri gibidir. Her ne kadar farklı görüşler olsa da İskitlerin Türklerle olan benzerlikleri inkar edilemez bir gerçekliktir. Old Guard filmine geri dönersek. Kadınların savaşçı olabildiği antik bir medeniyet olan İskitlere yapılan bu atıf bence oldukça yerinde bir yaklaşımdır. Tabi sonuçta bir film üzerinden, yani bir kurgu üzerinden söylenebilecek tarihi çıkarımlar neredeyse yoktur ama kurgunun gerçekliğe yakınlığı da bizce yadsınamaz. İskitler, Türkler ve Orta Asya kültürü konusunda bence öğrenmemiz ve öğretmemiz gereken çok şey var arkadaşlar. Çünkü bugün dünya kültürünün ayrılamaz bir parçası olan Türkleri tarih sahnesinden çıkartırsanız geriye neredeyse anlatacak bir şey kalmıyor. Herodot'un, Perslerin, Bizansların ve hatta İncil'in bile bahsettiği Türk kavimlerinden olan İskitleri, Roma'nın yıkılışına yol almış olan Hunları, Çin Seddi'nin müsebbibi olan Hun ve Moğolları, Kolomb'un tayfasından olduğu söylenen Piri Reis gibi bir kaşifi yok sayarsanız tarih yazamazsınız veya en iyi ihtimalle tarihe neredeyse başlayamazsınız arkadaşlar. Bunu da sakın kimse yanlış anlamasın, tarihe başlayamazsınız derken yazının icadından öncesinden bahsetmiyorum. Tarihin başlangıcından bahsediyorum. Çünkü bazıları çıkıp bu işi abartarak efendim yazıdan önce de nokta 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 milletler vardı diye kendi milletlerini övebilirler. Ben buna katılmıyorum. Çünkü varsa bile, ki vardır da zaten, ama hangi milletin nerede ne olduğunu, nasıl yaşadığını ispatlayabilmek çok zordur. Çünkü yazı yoktur. Yazı orada oturulan, orada anlatılan, orada yaşayan kişilerin dillerini, kültürlerini, geleneklerini, yaşamlarını, siyasi hayatlarını size ileten en önemli araçtır. Eğer tarihten yazıyı çıkartırsanız işiniz çok zorlaşır. O yüzden kesin olarak bir şey söylemeniz neredeyse imkansız hale gelir. Çok 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 nadiren bir şey söyleyebilmeniz belki mümkün olabilse de yazı olmadığı sürece bunlara inanmak neredeyse güçtür diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden yazı konusundan öncesinden bahsetmiyorum ama Türkleri tarihten çıkartırsanız anlatacağınız çok az şey kalır. Yani Avrupa tarihi de dahil olmak üzere. Çünkü bugün Avrupa'daki birçok milletin, özellikle Hunların Doğu Avrupa üzerinden Avrupa ortalarına kadar gelmesi üzerine kurulmuş olduğunu, oradaki siyasi karmaşanın bile hala o Avrupa'dan gelen Hunların karmaşasından kaynaklandığını bir kenara atarsanız Avrupa tarihini ne Galya'yı, ne İngiltere'yi, ne de İspanya'yı, ne de Roma'yı tabii ki anlatamazsınız arkadaşlar. O yüzden Türk tarihini anlatmak lazım. Bu uçaktaki ateist olarak benim yaptığım bir şey. Herkes istiyorsa, yani beğenmiyorsa Türk tarihini, kendi milletinin tarihini anlatsın. Açsın bir YouTube kanal, kendi milletinin tarihini anlatsın. Bu beni üzen değil, çok daha sevindiren bir şey olur. Herkes kendi milletinin tarihini anlatırsa tarih yavaş yavaş daha da açığa çıkar, insanlar tarafından sevilir ve takip edilir. Evet, bu videoyu burada bitireceğim ama İskitlerle ilgili çalışmam devam edecek. Türklerle ilgili çalışmam devam edecek. Hatta başka bir kanalda da bir çalışma yapmaya başlayacağız arkadaşlar. O zamana kadar, yani bir dahaki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Videoları beğenin ve paylaşın. Yapabiliyorsanız destek olun. İyi akşamlar. Görüşürüz.